Mehmet Çünkü Metiner aday çok mı? şey yapıyor. Hayır. Şimdi Mehmet Metiner zaten Adıyaman'ı söyleyerek daha listeler açıklanmadan bir isyanda bulunmuştu. Diyordu ki Mehmet Metiner inşallah, ha buldum vallahi bir buluşta buldum. Sosyal medyada dolaşan listeler yapılmadan ben bunu verecektim, verememiştim o sırada. Adıyaman AK Parti listesi doğruysa siyasi intihar olur bu. Umarım doğru değildir. AK Parti'ye de Adıyaman'a da çok yazık olur demedi demeyin diyor. Şimdi nedir? Orada Adıyaman isyanda diye zaten o Erkan yapmış haberinde var. Resul Kurt Adıyaman'la adı anılmazmış meğer. İkinci sırada da külliyede, sarayda acil müdahale ekibinden bir isim. Ne demek acil müdahale derken? Sağlık acil müdahalesi dolayısıyla Erdoğan'a çok yakın mesafede bir isim mi? Yoksa acil müdahale polisiye anlamda mı? Onu anlamadım ama öyleymiş. Öyle bakarız. Bir ekip var demek ki. Ama doktor İshak Şan dediğine göre doktor sağlık ekibindenmiş. Şimdi Erdoğan'ın sarayda zaten bir küçük hastanesi olduğunu biliyorduk. Orada bir acil müdahale ekibi de varmış. O daha da yakında olsun diye herhalde Adıyaman ikinci sıradan aday gösterilmiş. Peki gerçekten AKP Adıyaman'da birinci partiydi. Kimseye de orada pek hani hayat hakkı vermezdi biliyorsunuz. Şimdi gelelim Ferit Demir'in Adıyaman izlenimlerine. Yanında bir de konuğu olacaktı. Teknik bir sorun çıkmış. Teknik sorunun çıkmadığı günlerin özlemiyle, hasretiyle, çıkmaması ümidiyle, dileğiyle biz biraz buradan bir yürüyelim. Yani hakikaten AKP'de çok ciddi sıkıntılar var, onu biliyoruz. Olacaktır. Onlar da şey yaptılar değil mi? Üç dönem milletvekili olunamıyor. Bir kere orada çok katı davrandı Erdoğan. Bir iki istisna dışında. Onun haricinde bakanlarını milletvekili yaptı tepeden. Ona karar verdi. Ama muhtelif kesimlerde tabii ki kazan kaynıyor. Yani mutsuzluklar var. Ordu enteresandı. İlk defa öyle bir şey gördüm. Ordu il başkanı size ulaşamıyoruz deyip Twitter'dan... Evet. Ordu İl Başkanı evet. Eğer böyleyse affımızı rica ederiz falan gibi, istifamızı kabul ediniz gibi hiç AKP cenahında duymadığımız bir itiraz bayrağı sallıyordu. Orası enteresan. Yani ordu önemli tabii. Ordu Büyükşehir'de biliyorsun şeyde AKP'de aynı zamanda Türksel Yönetim Kurulu'nda da olan bir zat var ya orada. Buna benzer şeyler... şaşırtmıyor yani. Şimdi tabii çizik yiyenler kadar hani listelerde iyi yerlere gelenler de aslında en azından benim için soru işareti. Mesela Aile Bakanı Derya Yanık. Şimdi Derya Yanık Osmaniye'den yanlış hatırlamıyorsam. Bahçeli'nin karşısında galiba. Bahçeli'nin karşısında evet. Birinci sıradan aday gösterildi. Osmaniye'de dört milletvekili çıkartıyor. Yani Derya'nın kesin. Şimdi bakın hatırlayacaksınız. Süleyman Soylu'nun hani hayatı ve eserlerinin anlatıldığı bir kitap yazdı. Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan. SS kitabının adı da. O kitapta ortaya çıktı ki bir tecavüz zanlısı, bununla resmen suçlanan, hakkında açık bir dava olan bir isim Derya Yanık tarafından bakanlıkta ağırlanmış. Şimdi vahim olan hem bu hem de sonra Derya Yanık biz programdayken hemen sıcağı sıcağına bir yanıt gönderdi. Ben tanımıyordum ki onu, nereden bileyim diye. Yani... Bir tanımayan yerden, insan senin makamına nasıl çıkıyor ya?
bir hakim getirmiş tabii o da işin. Hakim yanında herkesi getiriyor mu yani? Ya. Dahasını söyleyeyim size. Sepet mi bu? Derya Hanım, haberiniz yoksa şimdi de burada haberiniz olsun. Barış Pehlivan bugün yazdı. Sizin yardımcınız, bakın, o söz konusu tecavüz suçlamasıyla itham edilen Sadullah Alagöz'le onun pastanesinde buluşmuş. Barış Pehlivan diyor ki, Aile Bakanı Derya Yanık tanımadığını iddia ettiği tecavüz şüphelisini kendi yardımcısına da sorabilir. Zira Aile Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş'le şüpheli Sadullah Alagöz oldukça yakın. Ve ne acıdır ki Bakan Yardımcısı Ergüneş çocuğa tecavüzün yaşandığı pastanede, orada yaşanmış çünkü bu, 17 yaşında bir genç kız, Alagöz'ü orada, Alagöz tarafından orada tecavüze uğradığını söylüyor çocuk. Ve bakan yardımcısı da o pastanede Alagöz'ü ziyaret ediyor. İşte o buluşmanın fotoğrafı da ortaya çıktı diyor. Cumhuriyet'teki yazısında da bunları yazıyor. Şimdi Derya Yanık, hani hiç bunlardan üzerine bir leke yapışmayacak, herhangi bir soru sorulmayacak mı? Vallahi herkes bunu soruyor. Yani ne olacak, bu kadar şeyler birikti, birikti, birikti. 15 Mayıs sonrası yargı önüne gelecek mi bunlar? Gelmesi lazım arkadaşlar. Biz bunun takipçisi olacağız. Hiç kimse olmasa biz oluruz. Kimsenin yanına kalmaz bu iddialar. Yargı önüne gelecek. Adil ve bağımsız bir yargı mutlaka bunları soruşturacak. Bunları tek tek isnat edilen suçları inceleyecek. Bunu bekliyoruz. Biz bunun takipçisi olacağız. Buna Erdoğan dahil, buna bakanları dahil, buna 20 yıl boyunca muhtelif isnat edilen suçların sanıkları, hepsi dahil. Yargı çalışacak. Yargının çalıştırılmasını bekliyoruz ve bunun takipçisi olacağız. Dolayısıyla kimse umutsuz olmasın. Kimse umutsuz olmasın. Sorulmamış hesap kalmayacak ve bütün bağımsız, tarafsız medya bunun takipçisi olacaktır, olmalıdır. Ayşenur, bu arada bu listelere CHP'den çok ciddi bir şey olmadı, örgütten, değil mi? Yani AKP'de olanlar ya da yer yer İYİ Parti'de olanlar CHP'de olmadı. Yani daha böyle bir uyum ve anlayış var. Tekil kesinlikle itirazlar, tekil, bakın, itirazlar var ama örgütsel yok. Gerçekten yani hani CHP'yi desteklediğini zannettiğiniz kimi isimler bile o kadar Sadullah Ergin'e yönelik. Burada bir tek kişiyi dışarıda tutabilirim itiraz açısından. Barış Terkoğlu. Çünkü Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan Sadullah Ergin'in bakanlığı sırasında Silivri cezaevine atıldılar. O ayrı. Yani kastettiğim asla onlar değil. Onu bilesiniz diye söylüyorum. Ama onun dışında gerçekten son derece uyum, yani tabii anlayışla karşılandı. Konuşacaksak hakikaten çok şey konuşulur. Yani ama sonuçta ama esas işte o da, AKP'ye dönüp bakmak o lazım. O da AKP'den ayrılmış bir anlamda bir tür örtülü öz eleştiri yapmış. Başka bir partiye geçmiş. Hayır, Babacan'la beraber. O başka bir şey yani. Bunu konuşuruz. Her ne olursa olsun CHP listesinde değil. Yani tabii, değil. Yani CHP milletvekili değil yani. Değil. Şimdi efendim az önce Adıyaman'a bağlanamadık. Şimdi bağlanalım. Çünkü Adıyaman'da işaret fişeğini Mehmet Metiner'in, Erdoğan'ın en önemli yol arkadaşlarından birinin attığı bir gerilim var, bir kavga var. Liste kavgası. Sana depremi de soracağım Ferit ama önce siyasetten buradan başlayalım. Adıyaman seçime nasıl gidiyor? Erdoğan'a kızgın mı? Bütün bu Adıyaman'da yaşanan acılar nedeniyle. Ve liste meselesi, yanında konuğun da var. Seni dinliyoruz, söz sizde.
Ayşenur Aslan, burada gerçekten sizin de az önce belirttiğiniz gibi Mehmet Metiner işaret fişeğini atmıştı. Ve o işaret fişeğinden sonra burada biraz işler karışmış. Hem seçmen bazında hem AKP bazında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü AKP'nin birinci sıra adayı Adıyaman'a pek uğrayan bir tip değil. Bürokrat ve daha sonra gazeteci kimliğiyle bilinen bir AKP'li. Ancak burada bilinen ya da tanınan ya da ismi sokakta konuşulan bir kişi olmadığı için bir hayli tepki var. Ben hemen bu konuyu yanımda bulunan gazeteci arkadaşım, serbest gazetecilik yapıyor Adıyaman'da, Mehmet Ferit Binzet. Mehmet Metiner bir tweet atmıştı. Siz de o tweet'i okudunuz. Evet. AK Parti listelerini eleştirmişti. Gösterilen işte bu, birinci sıra adayının gösterilirse bir sıkıntı olacağını ve burada dengelerin değişebileceğini anlatmıştı. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Valla Mehmet Metiner attığı tweetle